Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıdaki düzenekte X ve Y cisimleri arası sürtünmeli, yatay zemin ise sürtünmesizdir. İlk cismine zemine paralel sabit F kuvveti uygulanırla bir güç yargılarından hangileri kesinlikle yanlışır? Arkadaşlar üst üste olan cisimlerde aradaki sürtünme kuvveti etki tepki kuvveti gibidir. Büyüklüğü eşit ama yönleri tersdir. İlk cismine bu tarafa doğru çekince ilk cismine hareketin ters yönüdür. Yani şu tarafa doğru X'e etki eden sürtünme kuvveti Arkadaşlar Y'ye de etki eder Ama büyüklüğü aynı ama yönü terstir X'e etki eden sürtünme kuvveti bu yöne doğru arkası Y cismini etki eden sürtünme kuvveti Tam da şu tarafa doğrudur. Peki buna göre hangisi kesinlikle yanlıştır? Arkadaşlar biz üçüncü yargıdan başlayalım. Y cismi hareketsiz kalır, ilk cismi hızlanır. Arkadaşlar Y cismini etki bir kuvvet vardır ve ara üstteki sürtünme kuvvetinin ötürü Y cismi bu tarafa doğru bir ile hareket eder. Y cismi arkadaşlar hareketsiz kalmaz, ime hareket edip şu tarafa doğru arkadaşlar hareket olur. Y cisminin hareketsiz kalması için arada eğer sürtünme olmasaydı ilk cismi kayarak giderdi. Y cismi olduğu yerde hareketsiz kalırdı. Üçüncü ifademiz kesinlikle yalnız. Belki ilk cismin imesi y cismin imesinden küçük olur. Arkadaşlar etkilen kuvvetin ötürü cisimler aradaki sürtünmeden dolayı cisimler birlikte hareket edebilirler. Birlikte hareket ettiği için arkadaşlar x'in imesi y'nin imesine eşit olabilir. Birlikte hareket etmenin şartı x ve y cisimlerinin imeleri aynı olması gerekir. Peki x'e uygulanan kuvveti arttırdıktan artırdıkça bir süre sonra arkadaşlar x cismi y'nin üzerine kayar. Yani x'in ivmesi y'nin ivmesinden büyük olur. İvmeleri ya birbirine eşit olur ki birlikte hareket etmiş bir şartı veya ilk cismi y'den daha büyük bir imeyle hareket edebilir. Asla y cismi ilk cismin ivmesinden daha büyük olamaz. X'in ivmesi y'ninkinden küçük olur. Bu ifade kesinlikle yanlış. Peki bir x ve y cisimleri eşit ve sabit süratle hareket eder. Arkadaşlar sabit hızla veya sabit süratle hareket ettiğinde net kuvvet sıfırdır. Dışarıdan bir kuvvet uygulandığı için asla net kuvvet sıfır değildir. Cisimler ile hareket ederler. Ya imelere birbirine eşit olur ya da arkadaşlar x'in imesi y'den büyük olur. ile hareket edince arkadaşlar ilk cismi e, düzgün hızlanan bir hareket yapar. Sabit süratle hareket edip net kuvveti sıfır olamaz. Birinci ifade yanlış. Cevap şıkkı 1-2-3 e olur.